Tele1 Ankara temsilcimiz Zeynel Lüle ile Meclis Özel'e devam ediyoruz sevgili izleyenler. Çok teşekkürler Maybaş. Şu anda Cemal Enginyurt'la birlikteyiz. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili. Hoş geldiniz Cemal Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Güne bir terör saldırısıyla başladık. Evet. Bu konudaki değerlendirmenizi almak istiyorum. Şimdiden bile şu anda helikopterler geçiyor. Bazen sesimizi bile duymakta zorlanıyoruz. Gerçekten de önemli bir güvenlik önlemleri alındı şu saatten itibaren. Tabii terör milletin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne kasteden şerefsiz bir tarzdır. Bu sabah İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü önünde patlatılan bomba Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine patlatılan bir bombadır. Bunu şiddetle kınıyorum. Ali Yellikaya'ya, Emniyet Genel Müdürlüğüne, İçişleri Bakanlığı'na, Emniyet Genel Müdürlüğü personellerine, polisimize, jandarmamıza, emniyet kuvvetlerimize ve bütün Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar temenni ediyorum. Ama bu sabahki olay Zeynel abi şunu gösterdi. Türkiye artık eski Türkiye değil. Ne yaparsa yapsınlar Türkiye artık birlik ve beraberlik içerisinde. Bu sabah gördük ki spor kulüplerinden sanatçısına, ilçe başkanlarından genel başkanlarına, muhalefeti iktidarı fark etmeksizin bütün Türkiye teröre karşı tek yürek olduk, tek ses olduk. Yani terör istediğini alamadı. Terör tam tersine millete birlik, beraberlik, bütünlük ruhunu verdi. Terörün maksadı korkuydu. Terörün maksadı panikti. Ama bugünkü bu eylem panik ve korku yerine birlik ve cesareti getirdi. Bu anlamda Türkiye eminim ki son yıllarda kaybettiği ülkeye birlik, devlete sahip çıkma, İçişleri Bakanlığı'na sahip çıkma. Yani ilk defa İçişleri Bakanı'na sahip çıkan muhalefetiyle, iktidarıyla büyük bir millet var. İlk defa polisine yapılan saldırı karşısında belki de son yıllarda 85 milyon adeta tek yürek oldu. İlk defa açıklamalar yapılırken bir tarafı hain ilan edip, bir tarafı kendinden görmeyen, bütün milleti kucaklayan bir İçişleri Bakanı açıklaması görüyoruz. Muhalefet partileri açıklaması görüyoruz. Bu da Türk milletinin geleceği açısından, çocuklarımızın geleceği açısından çok önemli. Bu terörü tekrar şiddetle kınıyorum, protesto ediyorum. Milletimize ve Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. Yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Evet, dileriz ki tekrarı olmaz. Çünkü bu sabah tabii çok ciddi bir şekilde... Bu arada buyurun. Teröristlerin kaçırdıkları aracın sahibini de katlettikleri, öldürdükleri söyleniyor Kayseri'de. Kayseri plakalı bir araç. Kayseri plakalı aracın. O kaçırılıp öldürülen kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine de başsağlığı temenni ediyorum. Peki, çok teşekkürler. Şimdi gelelim meclisin gündemine. Çünkü bugün belki de bu saldırının asıl nedeni meclisin toplanmasını bile önleme amacını taşıyordu. Ancak bu oyuna gelinmedi tabii ki. Onların aradığı o kaos durumu oluşmadı. Meclis saat 14'ten itibaren de açılıyor, başlıyor. Araçların teker teker girdiğini görüyoruz. Şimdi meclis gündeminde anayasa değişikliği meselesi var. Emekliler acaba beklenti içerisinde iktidar cephesi emeklilerin konusunu gündeme getirecek mi getirmeyecek mi diye böyle bir beklenti var. Ne düşünüyorsunuz özellikle emekliler konusunda o beklentileri? Tabii iktidar anayasa değişikliği yapma derdinde değil. İktidar ülkenin gündemini değiştirme derdinde Zeynel Bey. İktidar emekli 7500 lirayla geçinemeyip ağladıkça işin altından çıkamıyor. Yeni bir algı, yeni bir gündem yaratmak için anayasa diyor. İktidar emeklilikte yaşa takılanlar siyasi hayatıma mal olsa da çıkartmayacağım deyip seçim öncesi çıkarttı. Ama emeklilikte yaşa takılanlara büyük bir haksızlık yaptı. 5000 prim günü üzerinden emekliliklerini ellerinden aldı. Bunu gündeme getirmesinler diye anayasa diyor. Limon üreticisi, arpa, mısır üreticisi, buğday üreticisi, fındık üreticisi, çiftçi büyük bir zulümle karşı karşıya. %120'ye varan son 4 ayda akaryakıt artışı var.
maliyetler en düşük %100 artmış ama mısıra %8 zam yapmış bir iktidar gündemi değiştirmek istiyor. İktidar intihar eden doktorların gündemde olmasını istemiyor. İktidar tecavüz edilip öldürülen kadınların konuşulmasını istemiyor. Onun için iktidar bir anayasa değişikliği algısı üzerinden gündemi farklı yere çekmek istiyor. Esnafa 7200 gün prim üzerinden emeklilik vereceğim diyen iktidar bunu meclise getirmiyor, anayasa değişikliğini getiriyor. Mülakatı kaldıracağım deyip söz veriyor. Böyle bir sözümüz var mıydı bilmiyorum diyen bir cumhurbaşkanı var. Onu meclise getirmiyor, anayasa görüşmelerini getiriyor. Emeklilikte 8 Eylül 1999'da sigortalı olan 2023'te emekli olurken bir gün sonra sigortalı olan 9 Eylül'de 17 yıl bekleyip 2041'de emekli olacak. İktidardan kademeliye çözüm bekleniyor. İktidar anayasa değişikliği diyor. Staj ve çıraklık mağdurları 20 yıl emeklilik için bekleyecekler. Bağkur tezkir İçişleri mağdurları Bakanı açıklama yapıyormuş Ali Yerlikaya. Tabii. Hemen oraya bağlanalım. Gündemi değiştiriyor iktidar yani. Buyurun. Evet, Ali Yerlikaya açıklama yapıyor. Bilgileri bulunmamaktadır. Buradaki diğer arkadaşlarımızla da hep görüştük. Her birini tebrik ettim. Değerli arkadaşlar, şunu söylemek istiyorum. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, başta hain terör örgütüyle ve terör örgütleriyle, zehir tacirleriyle, organize suç çeteleriyle, hepsiyle amansız bir şekilde gece gündüz demeden kararlılıkla devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz 21 yıldan beri son terörist etkisiz hale getirilinceye dek durmak yok, azimle, kararlılıkla devam edilecektir duruşu. Çünkü biz artık Türkiye yüzyılında terörün en ufak bir olumsuz etkisinin olmadığı bir yüzyıl olması için gayret gösteriyoruz. Ve buna da aziz milletimizin hayır dualarıyla, hükümetimizin, devletimizin kararıyla da başaracağımıza hiç kimsenin ama hiç kimsenin şüphesi olmaz. Arkadaşlarımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Ankara İl Emniyet Müdürümüz, bütün dairelerimiz bu olay yerinden başlangıç yerine varıncaya kadar tüm detaylarıyla inceleme başlattılar, çalışıyorlar. Adalet Bakanımız biliyorsunuz açıklama yaptı. Konuyla ilgili adli soruşturma da başlatıldı. Detaylara ulaşalım. Zaman içerisinde bunları aziz milletimizle sizler aracıyla paylaşacağız. Ben tekrar Ankara'mıza, başkentimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hastanede tedavi sürecinde olan Alim Reis kardeşime ve Erkan kardeşime acil şifalar diliyorum. Teşkilatımızın, ailemizin her birine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Pek çok telefon geldi. Sayın Genel Başkanlar aradı. Her biri geçmiş olsun dileklerini iletti. Sayın Cumhurbaşkanımız an bir an takip ediyor. İlk anından itibaren sürekli kendisine bilgi, zat haline bilgiler arz ettik. Talimatlarını aldık. Ve aziz milletimize bize dua eden, bizim yanımızda yer alan ve terörü lanetleyen bütün hemşehrilerime ve aziz milletimize minnettarız. Sizleri seviyoruz. Göreceksiniz. Devletimizin, hükümetimizin ve aziz milletimizin kararlılığıyla hem terör örgütlerinin hem suç çetelerinin zehir tacirlerinin
hepsinin ama hepsinden bizim gücümüz, dirayetimiz, kararlılığımız üstesinden gelecektir. Hiçbirinin ama hiçbirinin şüphesi olmasın, bize inançları ve hayır dualarını eksik etmesin diyor. Sizleri de başından itibaren sabırla, güzellikle yayın yaptığınız için de teşekkür ediyorum. Ama bir uyarı. Sağ olsun Adalet Bakanımız, Ankara Başsavcımız ve aynı zamanda değerli arkadaşlarım, RTÜK Başkanımıza teşekkür ediyorum. Olay bu saldırı girişimi olduğu andan itibaren yayın yasağı alındı. Sizler bu kurala uydunuz, teşekkür ediyorum. Ama sosyal medya hesaplarından onun da kaynağını bulmakta azimliyiz. Göreceksiniz, bulacağız. Bu noktada acımızın olduğu bu noktada bu görüntüleri paylaşanlarla da ilgili gerekli soruşturmayı da başlatmış bulunuyoruz. Sosyal medya hesaplarında bu görüntüyü paylaşanlara uyarıyorum. Lütfen bu görüntüleri silsinler ve bizim acımıza paylaşsınlar ve bizim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimizin yanında olduklarını göstersinler. Her birinize teşekkür ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aracın gazetecilik bilgisi doğru mu Sayın Bakan? Detay bilgi vereceğiz size, sabırlı olun. Gerçek